Tamam. Şimdi konumuz neydi? Slavlarla Türkler. Arkadaşlar, Türklerle Slavların ilişkileri tarih boyunca dediğim gibi çok yoğun. Tarihin çok erken dönemlerinden itibaren başlar. Ve tarihin çok erken dönemlerinden itibaren başlayan bu ilişkiler sonucunda aslında Türkler ile Slavlar arasında hem kültürel alışveriş olur hem de etnik karışım olur. Aslında daha çok bizim Türkler özellikle kültürel olarak Slavları çokça etkilemiştir. Hem dilsel hem dinsel çeşitli kültürel unsurlar başta olmak üzere. Hatta adamların bak eski pagan inançları, yaratılış anlatıları, mitolojileri ve tanrılara bile bizim Türklerin anlatılarının neredeyse %90 aynısı. Bir tek isimler farklı. Her anlatı resmen bizim eski Türk anlatılarının kopyası gibi. Sonuç olarak bu inançsal durumlar bile Türklerin Slavlar ile çokça iç içe olması gerektiğini ortaya koyuyor. Ama dediğim gibi kültürel alanda daha çok Türklerin baskın olarak Slavlara etki ettiğini görüyoruz. Çünkü Slavlar zaten 800'lere, 900'lere kadar gayet geri bir kültürel seviyedeydiler. Yani dediğim gibi sanılandan çok daha fazla etkileşim var. Ama bizim mecrada, tarih camiasında bu Slav-Türk ilişkileri konusu fazla ilgilenmemiş kardeşim, araştırılmamış. Nedeni ne? Özellikle Osmanlı-Rus çekişmesi ama daha çok daha Atatürk'ün burada ölümünden sonra girilen Amerikancı, ciyasal, siyasal, İslamcı politika, işte komünizm gelecek, din elden gidecek propagandasından tarihte çok etkileniyor bildiğiniz üzere. Özellikle Sovyet dönemi, Soğuk Savaş dönemi bizde burada Amerika'nın Orta Doğu'daki jandarması gibi hareket ettiğimiz için kardeşim Amerika bizi etki ediyor her alanda olduğu gibi eğitim ve tarih alanında da etki ediyor. Diyor ki burada Fulbright Anlaşması çerçevesinde bu eski Slav-Türk ilişkileri, Rus ilişkileri konusuna siz girmeyin, araştırma yapmayın, komünist olursunuz sakın ha. Yani tabii ki komünist mumunist hikaye kardeşim. Türk halkı ne komünist olacak? Atatürk bir kere komünizmmiş, sosyalizmmiş bunlara karşı olmuştur zaten. Nedir burada iş kardeşim? Ana amaç Amerikan dincisi olmak. Amerika'nın istediği şekilde dinci ve Arapçı olmak. Beynin uyuşuk olması dolayısıyla kolaylıkla bizim yozluğa, öküzlüğe, yavşaklığa sürüklenip sömürüye açık olmamız değil mi? Neyse de belli ki Amerika'nın istediği gibi burada onun politikası gereği bizim tarihçiler de Sovyetler ile alakalı hiçbir tarihçiler burada tarihsel konulara bulaşmak istemiyorlar. Araştırma yapmıyorlar dolayısıyla. Ama çalışmalarda gizlense de Slavlar ile Türkler tarihte çokça karşı karşıya gelmiş. Gerek savaşlar, gerek sonrasında kültürel alışverişler ve gerekse etnik olarak karışmalar ile birçok Türk boyunun bir Slavlar içine karıştığını ve asimile olduğunu da anlamaktayız. Şimdi tabii buna girmeden evvel şunu söyleyeyim arkadaşlar. Slavlar temelde kimler? Yani bu milattan önce 700'lerde, milattan önce 600'lerde bu Sakaların doğu nüvesi batıya ilerlerken mesela bu Slavlar neredeymiş? Buna bakmak lazım değil mi? Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar Hint-Avrupa dil ailesinden bunun batı kolundan sayılan yani Centrum dil ailesine dahil bir dili konuşuyorlar bunlar. Bunlar yaklaşık milattan önce 3000 ile 2000 arasında günümüzün Dinyeper nehrinden batıya doğru o gördüğünüz Vistül nehrine kadar olan Baltık alanlarında yine Hint-Avrupa dil grubu altındaki daha batıdaki Germenler ile Slavlara biraz daha yakın olan Proto-Baltık halkları ile dillerini ayrıştırıp artık Proto-Slav kimliklerini ortaya koymaya başlıyorlar. Ama bunlar kültür olarak daha geri oldukları için bunların en eski atalarını biz tarihi kaynaklarda o kadar eski zamanlarda görmüyoruz arkadaşlar. Ama dil ve arkeolojik verilerden bizim anladığımız kadarıyla bu Slavların proto ataları kültürel ve dilsel olarak Baltık bölgesindeki özellikle doğuya doğru olan bataklık ormanlık alanlarda yaşamaya başlamış. Bunlardan bahseden ilk tarihçi de milattan sonra 1. yüzyılda yazan Roma tarihçisi Tacitus. Germenli adı çok sevdiğim bir eser var. Doktora yaparken çok okumuştum bunu. Bu eserin de ayrıntılı bir şekilde antik Germen kavimlerinden bahsediyor. Bu Germen kavimlerinin en savaşçılarından saydığı Süyeviler var. Bu Süyeviler de hemen doğusundaki Baltık bölgesinde bu Germenlerden sayılmayan Venetilerin yaşadığını söylüyor mesela Tacitus. Hatta onların acaba Germenlerin doğu kolu mu yoksa Sarmatlardan mı sayılacağını tartışıyor. Ama ikisini de yerleştiremiyor arkadaşlar. Çünkü Venetileri çok geri görüyor. Süvari ve gelişkin askeri özellikleri olmadıkları için Sarmat da diyemiyor tam. Aynı şekilde Germen adetlerine de uyduramıyor bir türlü. Bir de dillerine farklı olarak söylüyor ki bunlar bizim açıkça bilebildiğimiz ilk Slav kavmidir. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bahsettiğim dönem milattan sonra 1. yüzyıl. O dönem artık İskitlerin güçlü dönemi bitmiş. Ancak yine İskitler Konfederasyonu içinde sayılan ve en azından doğudan gelen bu Sarmatlar gücü ele geçirip İskitler üzerinde hakim olmuş. Doğu Avrupa işlerine doğru yayılmışlar. Dediğim gibi Sarmatlar öncesinde özellikle Batı İskitleri içerisinden sayılan bir boydu Sarmatlar. Önceden de çokça değinmiştim. De şimdi burada demek istediğim şu. Bu Slavların atalarının peki Türkler ile
ilişkiler nerede başlıyor? Bana göre Slavlar ile Türklerin ilişkisi Sarmatların önceki İskitler dönemi. Özellikle Sakaların doğulu Türkçe konuşan bir kolu ile mutlaka başlamalı. En azından bizimkiler bunlara batıya doğru gidip muhtemelen arada bir akın filan da yapmışlar. Ama tabii ki bir hakimiyet durumu yoktur benim anladığım kadarıyla arkadaşlar. Burada Türklerin en azından doğulu Sakalarının bir kolunun burada hakimiyet durumu vardır diye, yani hakimiyet demeyelim de akın yapma durumu vardır diyebiliriz. Burada dediğim gibi ilişkiler dilsel olarak var. Çünkü eski Slav dilinde bazı çok eski Türkçe kelimeler var. R Türkçesinde olan kelimeler. Dostlar, yeni genetik analizler, yeni yapılan arkeolojik çalışmalar aslında bize şunu söylüyor. Türkçenin yapısıyla alakalı. Z Türkçesini konuşanlar, Z Türkçesi aslında daha da eski bir Türkçe. Ve bu Z Türkçesini konuşanlar milattan önce 1500'lerden milattan önce 700'lere kadar çok geniş bir sahaya yayılan ve çok güçlü bir kültür olan ve bizim zaten ön Türk olarak kabul ettiğimiz Geyiktaşı kültürünün bizim atalarımız konuşuyor bu Z Türkçesini. R Türkçesi ise arkadaşlar aslında bu Geyiktaşı ataları tarafından bu Ulanzuh torunlarının asimile edilip oluşturdukları bu sonraki Moğolistan'ın kuzeyindeki Yassı Gömüt kültüründe konuşulmaya başlanmış gibi bir durum var. Ben bunun çıkarımını yapıyorum arkadaşlar. Yani R Türkçesi bu Diyarsun yani Geyiktaşı tarafından asimile edilmiş, Türkleştirilmişler tarafından konuşuluyor. Ve bunların arkadaşlar sonraki süreçte biliyorsunuz özellikle M.Ö. 500'lerden itibaren nüfusları artıyor. Nüfusları artıp ve Hunlarla beraber bu nüfusu, bu Slav Grey nüfusunun batıya doğru yayıldığını, bu Geyiktaşı torunlarını, bu Saglıuyuk kültürünü bunlarla birlikte bir kısım karışma yaşandığını, bir kısmında arkadaşlar sonraki süreçte bu R Türkçesi konuşanların direkt batıya doğru ilerleyerek, yani milattan önce 200'ler, 300'ler, 400'ler civarında batıya doğru ilerleyerek bu Ogurlar, Avrupa Hunları, sonraki Bulgarlar, bunların konuştukları dili oluşturduğu düşünülmekte ama Avrupa Hunlarının içinde Z Türkçesi konuşanlar da vardı muhtemelen çünkü büyük bir göç dalgası bu. Yani tek bir R Türkçesi konuşmuyorlar. Muhtemelen Z Türkçesi konuşanlar da var bu Avrupa Hunlarının içinde. Dolayısıyla yönetici kademesi R mi konuşuyordu, Z mi konuşuyordu? Bunun tam kesin emin değiliz. Ama sonuçta bunlar Türk arkadaşlar. Bu kesin. Dediğim gibi Z Türkçesi daha eski bir Türkçe gibi görünüyor. R Türkçesi de Slav Grey'in konuştuğu Türkçe gibi bir durum var, düşünüş var. Dolayısıyla Doğu Sakaları Z Türkçesini konuşuyorlar arkadaşlar, sonraki Doğu Sakaları. Böyle bir durum var. Bununla alakalı da tabii bizim konumuzla alakalı konuşursak, bütün eski Slav dillerinde yani Güney Slavcasında, Kuzey Doğu Slavcasında, Batı Slavcasında Kloboki gibi bir isim var. Yani kalpak arkadaşlar. Hepsinde var. Eğer bir tanesinde olmasaydı diyebilirdik ki ha sonradan bir etki var ama hepsinde olduğu için yani bu Slavlar birbirlerinden ayrışmadan önce hepsinde bu isim olduğu için ayrışmadan önceki bir süreçte bir Türk etkisi olması gerekiyor. Kalpak. Kloboki kalpak yani. Bu kalpak bildiğimiz şapkanın çok eski bir dönemde bunlara sirayet etmiş olması gerekiyor. Eğer sonraki bir dönemde olsaydı dediğim gibi Slavlar ayrıştıktan sonra bir tanesinde olurdu, bir tanesinde olmazdı. O zaman ha derdik ki sonraki dönemde olmuş. Ama bu Slavlar daha ayrışmadan önce bu Kloboki Kalpak Türkçeden Slavcaya, bütün Slavca gruplarına geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla milattan sonra 300 ve 400 en geç 300 ve 400 yani Hunlar dönemi. Önceki Ogurlar dönemi veya Hunlar döneminde muhtemelen Hunların ilk dönemleri de olabilir. İlk göçleri dönemlerinden itibaren buradaki Slav kavimleriyle bir iletişime geçme ve buradaki kalpak, kloboki olarak bütün Slav dillerinde aynı şekilde var arkadaşlar. Bunun çıkarımını yapabiliyoruz en azından. Ogurların ve sonraki Bulgarların biz R Türkçesi konuştuğunu açıkça Bulgarlara ait olan işte milattan sonra 6. yüzyıllara tarihlenen Karadeniz'in kuzeyinden daha batıya doğru olan alana da burada ele geçen birçok rünik yazıt var. Bunların hepsinden anlayabiliyoruz. Buradaki oyma rünik yazıtlardan. Burası kesin. Yani R Türkçesi konuştukları. Bu rünik yazıtlarda R Türkçesi var. Ha şu anda dünyada mesela bunu kim konuşuyor arkadaşlar? Çuvaş. Çuvaşlar konuşuyor. O da eski R Türkçesinden tabii bir hayli değişmiş onların konuştukları. Özellikle Kıpçak etkisi ve sonrasında da kuzeydeki Ural halkları etkisini almışlar. Dolayısıyla günümüz Çuvaş R Türkçesi geçmişe yönelik R Türkçesi çıkarımlar için
bana göre pek sağlıklı değildir arkadaşlar. Ama ben burada şunu diyebilirim. Tarihsel olarak bu R Türkçesini en azından Doğu Sakalları ve onların devamları olan Türkçe konuşan sonraki boylar konuşuyordu belli ki. Dolayısıyla bu R Türkçesi konuşan boylar çok çok erken dönemlerde, miladi dönemlerde Slavlara kesinlikle etki etmişler arkadaşlar. Ha burada şunu da söyleyeyim. Türklerin Slavlara etkisi dönemlere de ayrılıyor. Birinci etki dönemi zaten Doğu Saka ve sonrasındaki Hun dönemi diyebiliriz. İkinci dönem Avar Bulgar dönemi diyebiliriz. Üçüncü dönemde Peçenek Kuman Kıpçak dönemi. Dördüncü dönem ise Tatar Osmanlı dönemi. Zaten bu dönemlerin arasında pek fazla zamansal uçurum da olmuyor. Yani durmadan bir etki var arkadaşlar tarihsel süreç boyunca Türklerin tüm Slav gruplarına karşı. Mesela hemen sonraki Avarlar, hani Avarlar Büyük Göktürk Kağan'ı biliyorsunuz Bumin, kardeşi İslam Yapgu'dan Göktürklerden kaçıyorlar ya 556'lardan itibaren. İşte Karadeniz'in kuzeyinden batıya Macaristan ovalarına doğru akıyorlar. İşte bu Avar döneminden de yine arkadaşlar eski Türkçe kelimeler vardır. Bunu da anlıyoruz. Şuradan haritayı açayım ben sonraki haritayı. Buradaki bak görüyorsunuz. Bu bölgelere hakimlerdi zaten Avarlar. 800'lerin başlarına kadar en azından bu Macaristan'ın Macaristan ovasına hakim olmuşlar. Buradaki büyük Charles Martel'in gelişine kadar. Büyük Franklardan Frank kralı gelene kadar en azından diyelim. Bu coğrafyalara hakim olmuşlardı. Dolayısıyla bu harita daha güzel bence. Buradaki Slavlarla Türklerin ilişkisini göstermek babında daha güzeldir. Dediğim gibi Avarlar burada arkadaşlar Slavlara kelimeler bırakmışlar. Belli ki bu dönemlerde yani 560'lardan 800'e kadar olan ki dönem arasında Slavlara kelimeler bırakmışlardır. Mesela bunların en başında ne geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Ban kelimesi geliyor. Ban. Bu ban da özellikle Batı ve Güney Slavlarında görülüyor. Bu ban bizim eski Türkçe'de bacandan, bayandan geliyor arkadaşlar. Hali vakti yerinde olan ki zengin kişi demek. Bizim Oğuz Türkçesinde bay oluyor bu ad sonrasında biliyorsunuz. Oğuzlarda da bayat boyu var yani. Yani bayatlı, zengin soylu atlı boyu demek. Şimdi biz bu kelimeyi Avarlardan etkilenen sonraki Hırvatların da sonralarında çok kullandıklarını görüyoruz mesela. Ki Hırvatların zaten yönetici atalar da ilk Türk Bulgar hanlarına dayanıyor. Geçen de bizim Osman Karatay Hoca da bu konu hakkında konuşmuştu. Videoda yayınlamıştı. De neyse kardeşim yani dolayısıyla gördüğümüz üzere bu Bulgar Kağanlığı döneminde de tabii ki birçok R Türkçesi sözcüğün Slav diline girdiğini görüyoruz. Mesela haysiyet onun anlamına gelen sani kelimesi. Bunu Çuvaşlar hala kullanıyorlar. Sonra beleg var. Yani belgi işaret sözcüğü geçmiş. Sonra pasenak yani bacanak sözcüğü geçmiş. Tojaga vardı mesela. Sopa çubuk demek. Daha başka birçok Türkçe kelime var aklıma gelmeyen ki. Bu Konstantin Kiril ve Metodius kardeşler var biliyorsunuz. Slavlara Kiril alfabesini öğreten onların tarihçileri. Bunların eserinde çokça eski Türkçe sözcük var. Dileyen onların mesela eserlerini inceleyebilirler. Şimdi arkadaşlar bu tabii ilk dönemler. Yani Slavlara sonraki dediğim gibi orada gördüğünüz Peçenekler, Kuman Kıpçak ve daha sonraki Tatar Osmanlı döneminde de birçok sözcük giriyor. Ama ben biraz daha Slav tarihine bahsetmem gerekirse. Şimdi ne dedik? İlk Slavlar en eski Roma eserlerinde Veneti olarak geçiyorlar. Ve bu dönemde kimi Veneti kabilelerinde özellikle bunlara Sarmatların bazı boylarının etki ettiğini biz görüyoruz arkadaşlar. Sarmatların. Bunu da görmekteyiz. Özellikle mesela bu Sarmatların yazığı boyu bir de Roksolanlar var ayrı. Bunlara akınlar yapıyorlar Venetilere. Kimini esir alıp satıyorlar, Roma'ya satıyorlar. Kimi kabilelere hakim oluyorlar. Şimdi bu Roksolanlar ile alakalı Sovyet dönemi bazı Rus tarihçiler diyorlar ki işte Doğu Slavlarından olan Ruslar aslında burada Vikinglerin İsveçlileri olan Varegler'deki Rossi kavminden değil de Sarmat işte Roksolanlardan geliyor olabilir diyorlar. Ama bu görüş tabii fazla hakim olmuyor. Bizim genel tarih camiasında Rus isminin biliyorsunuz Vikinglerin Vareglerinin Doğu Slavlara hakim olan buradaki yöneticileri olduğu görüşü daha çok kabul görür. 800'lerin Rurik Hanedanı burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Bak şuradaki Kievan Rus var ya görmüş olduğunuz bak. Bu Kievan Rus'un merkezinde bu Kievan Rus knezliğini kuranlar kimdi? Rurik Hanedanı arkadaşlar. Kiev Kinezliğini kuranlar aslında neymiş? Vikingmiş arkadaşlar ama oraya gelmeden dediğim gibi ilk Slavlar Venetiler. Sonra bu Venetilerin torunları olan Antesile, Sklabeynlerin Bizanslı tarihçiler bunların Slavların ataları olduğundan bahsederler sonraki Bizanslı tarihçiler arkadaşlar. Ne zamanlar? İşte
yaklaşık 500'lerde. Ünlü tarihçi işte Prokopius var. İşte Jordanes var. Bunlar o eski Slav kavimlerinden bahsediyorlar. Yani Slavlar artık iki kavim altında ayrışmış oluyorlar 500'lere gelindiğinde. Prokopius bunların artık güney ve doğuya doğru yayılıp eski Germen kökenli Gotların bıraktıkları topraklara yerleştiklerini söyler ki bunlar yine hem Jordanes'te hem Prokopius'ta kültürel olarak yine geri kavimler olarak bahsediliyorlar arkadaşlar. Bir nevi demokrasi, eski demokrasi düzeninde, kabileler düzeninde yaşıyorlarmış. Tahtadan bataklıklar üzerine evler inşa edip bunlarda kalıyorlarmış. Yoğun orman işlerinde de evler falan yapıyorlarmış. Küçük yuvarlak kalkanlar falan taşıyorlarmış. İyi kalitede olmayan mizraklar kullanıyorlarmış. Tabi bunlar güçlü kuvvetli adamlar yine de. Ne çok beyaz tenliler ne de esmerliler falan. Genellikle kumral veya açık kumral saçları var. Zor şartlarda yaşadıkları için konfor nedir bilmiyorlar gibi gibi bilgiler var. Şimdi böyle bilgileri hem Jordanes hem Prokopius vermiş arkadaşlar. Bizans tarihçileri yani. Bunlara göre adamlar gayet az gelişmişlikle yaşıyorlar. Bu önceki Hunların göçe zorladığı Germen kavimlerinin boşalttığı arazilere bunlar yerleşmeye başlıyorlar. Ki güneye doğru inmeye başlıyorlar. Bunlar 1550'lere doğru. Doğu Roma'nın bir eyaleti var o sırada. Doğu Romalılar şey diyorlar arkadaşlar buna. Pannonia Prima. Günümüzün Kuzey Bulgaristan'ı civarı. Bu Slavlar, bunların o dönemki bir şefleri var. Daurentius diye. Bunun dönemi inmişler Slavlar buralara kadar. Ki bunlar arkadaşlar bir sonraki Güney Slavları olarak anıyoruz biz bunları. Haritada bak buradan açayım daha iyi görürsünüz. Bunlar güneye doğru iniyorlar. Tam Avarların gelişi öncesi döneminde arkadaşlar. Bunlar sonraki şeylerle de alakalı arkadaşlar. Bu Sorplar, Karantiyanlar, bu Sırplar, Dragovitler falan var. Ama arkadaşlar bunlar hep böyle aynı şekilde kalmıyorlar. Birbirleriyle karışıyorlar. Balkanlardaki daha eski halklar ile falan da karışmışlar. Bu Traklarla, İlyalılarla, güneydeki Makedon kökenli halklar ile falan da karışmışlar. Aslında bu karışmalara sebep olan yine bizim Türk atalardır dostlar. Dediğim gibi bu Doğu Sakalarından gelenler, sonraki Hun döneminden itibaren gelenler, Ogurlar falan. Buradaki Türklerin, bu kavimlerden gelen Türklerin sonraki Germen kavimlerini sürmesi, bu Slavları alıp yönetmesi, buralara doğru yönlendirmesi sayesinde hep bu karışmalar olmuş. Yani bizim Türkler Slavları adam etmişler arkadaşlar. Onlara medeniyeti öğretmişler. Bunu da asıl yapan ilk Türk ulusu Avarlardır dediğim gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz öncesinde ta doğuda yani Çin'in kuzeybatı sınırlarına kadar yayılan Avarları oluşturan Akum bakiyesi boylar vardı. Bunlar 500'lü 550'li yıllarda bizim Göktürklerin güçlenmesiyle beraber onlarla çatışmaya giriyorlar. Ama tabii biraz önce dediğim gibi İstemi Yapgu bunları püskürtüyor. Göktürklerle baş edemiyor Avarlar. Ve Akunların Varhun boyları kaçıyorlar batıya doğru. Ondan sonra burada 6 sene süren bir bunların göçleri oluyor arkadaşlar. Eren acaba bizim Türk Kazaklarla isim benzerliği nasıl oldu demiş. Kozaklarla demek istediniz galiba. Sonraki Kozaklarla. Bu da bizim Kazaklardan zaten ayrılma. Onlardan alıyorlar ya. Dolayısıyla bu eski bizim Türklerle etkilenen, buradaki Leh, Türkler, Kıpçaklarla karışanların soyundan gelenler bunlar arkadaşlar. Ya Slavlarla bizim Kıpçakların karışanların soyundan gelirler bu sonraki Kozaklar aslında. Tabii kendi lehçelerinde dillerini benimsiyorlar arkadaşlar. Ondan sonra oluyor zaten bu da. Dur ben şuradan şeyi açayım. Bu aslında şey arkadaşlar, bu bir genetik makaleden aldım ben bunu. Biliyorsunuz hem C haplogrubu hem Q haplogrubu eski Asya Hunlarıyla alakalı bir haplogrup olarak hem de genetik otozomalde biliyorsunuz Avarlar bizim direkt Asya Hunlarıyla şeydir. Alakalıdır. Buradan büyük bir yoğunluğu buradan Juanjuanlarda aldıktan sonra kaçıyorlar Göktürklerden. Bir kısmı da Akunlardan gelen bakiyeler birleşip birlikte beraber batıya doğru gidiyorlar arkadaşlar. Avarlar bu şekilde geliyorlar, oluşturuyorlar burayı. Tekrar dur bakayım şurada nasıl göstermiş. Bu da güzel göstermiş. Bunlar Bulgarlar ve Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Magyarların göçlerini hepsini bir arada göstermiş. Güzel aslında baya. Bu harita da güzelmiş. Evet, Kadir Alkan dilleri bile Slav adamların istedikleri kadar reddetsinler demiş. Evet, maalesef öyle. Burada dile bakacağız biz zaten. Dil temelde. Öyle arkadaşlar. Dil. Önemli olan dil zaten.
Dediğim gibi Avarlar arkadaşlar 558'e doğru burada büyük bir göçle Karadeniz'in kuzeyinden ta Macar Ovalarına yayılıyorlar. Yani Göktürklerden dediğim gibi kaçıyorlar. Tabi bu kaçma ve yayılma sırasında Rusya bozkırlarında yaşayan kimler var? Yine eski Türklerden, Ogurlardan gelen Bulgarların, Bulgar Türklerinin kimi öncüleri var değil mi oralarda? Utrigullar var, Kutrigullar var, Ogurların boyları. Bu Akunların var ve Hun boyları bu Ogurlarla Bulgar Türk boylarını işte yönetimleri altına alarak bir kısmını batıya doğru götürüyorlar. Kalanlarına da zaten doğudan gelen burada aşinaların yönettiği Doğu Türkleri hakim oluyor arkadaşlar. İçine katıyor. Tabi unutmadan bu arada şunu da belirteyim. Bu Göktürklerden kaçan dediğim gibi Avarlar burada da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Dongolarla alakalı. Yani kesin. Proto Moğol. Hani bazen söylüyoruz ya biz CMP'ler. İşte daha önceki dönemleri CMP'ler. CMP'lerin devamları işte zaten direkt kimler olarak alınıyor? Juanjuanlar olarak alınıyor. Bu işte Büyük Hun İmparatorluğu milattan sonra 1. yüzyılda güçten düşüyor. Ondan sonra bunlar zaten doğudaki Türklerle de karışma yaşıyorlar. Buradaki Moğollar. Buradaki karışım sonucunda Moğol genetik mirası da Türklüğün içine giriyor arkadaşlar. Burada da yani bu doğuda da bir etnogenez oluşuyor bu önceki süreçte. Eklemleniyorlar. Ama tabii CMP'lerin doğudaki ana kitlesi yine de ön Moğol olarak kalıyor. Yani Türklüğün içine eklemlenmiş olan batılılardakiler var ama doğudakiler yine kalıyorlar. Sonra işte Büyük Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra biliyorsunuz bunlar artık oralarda yönetimi de ele geçiriyorlar. Doğudaki Türklerin çoğunluğu üzerinde hakim oluyorlar arkadaşlar. Sonradan orada Büyük Juanjuan Devleti'ni zaten kuruyorlar. Bizim Göktürkler de işte 552'de bu Juanjuanlara karşı ayaklanıp bunları devriyorlar. Geri kalan bizim tölesleri ele geçiriyorlar. Hakimiyet altına alıyorlar. Sonra da bu bütün buradaki Moğollara hakim oluyorlar. İşte Bumin Khan belli ki bu süreçte Juanjuanlardan da nefret etmiş. Bunların kökünü kazıyacağım ben diyor biliyorsunuz. Tabi bazılarını kazıyor cidden ama bir kısmı da Bumin Khan'ın korkusundan aradan işte batıya kaçıp işte bu batıda yenilen Akun boylarıyla Var ve Hunlara katılıp Doğu Avrupa'ya... Ne oldu, bağlantı mı kesildi ya? Bir bağlantı gitti geldi gibi bir şey oldu galiba. Bir sıkıntı yok değil mi şu anda? Yayın gitti geldi gibi oldu ama. Ne olmuş burada, Sudoku ne demiş? Aranızda... Hocam Avarların Oğuzlarla alakası yüksek midir demiş. Yüksektir. Genetik analizlerden bunu görüyoruz. Artık yeni makaleler bunu ortaya koyuyor. Yayın var demiş. Tamam. Bende bir hata verdi de yayın kesildi diye. Bir sıkıntı yok galiba. Tamam. Ya dediğim gibi süreç bu şekilde işliyor arkadaşlar. İşte bu batıdaki Akunlardan gelenler, Var ve Hun boyundan gelen işte Türk boyuna, bunun kurduğu devlete sonradan bizim tarihçiler sahte Avarlar diyor. Halbuki olay tam tersi aslında ya. Yani bunu artık ortaya koyduk. Bunların hepsine Avar diyebiliriz. Arkeolojik verilerden de bunu anlayabiliriz. Yani hem Juanjuanlara da Avar diyebiliriz. Hem burada batıdaki kurulan devlete de biz Avar diyebiliriz. Bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi sonradan gitmişler. Buradaki Ogullarla, Kutrigullarla, Utrigullarla da hakimiyet altına almışlar. Böyle. İşte bu Moğol grubu da gitmiş bunların içinde. Böyle bir karışım yaşanmış sonradan. Böyle bu şekilde anlayabiliriz. Yani bu genetik mirasların hepsini... Burada doğudan gelen Doğu Avrasyalı genetik mirası da daha çok bizim sonraki etnogenez yaşayan Batı Türklerinden gelen genetik mirasının hepsini karıştırıyorlar arkadaşlar. Sonuçta Avarlar gidip buradaki şeylere hakim olmuşlar. Slavlara hakim olmuşlar. Biz de bunu görüyoruz zaten. Hatta bu biraz önce burada Slavlara hakim oluyorlar ya. Bunların bir tane şeyi vardı. Bunların bir tane liderleri var. Daurentius diye. Bu Daurentius ile bu Avarların başındaki Kaan mektuplaşıyor arkadaşlar. Bu mektuplaşmalar sürecinde bu Kaan öğreniyor ki bunlar böyle burada yaşayan Avarlar böyle gayet sefilmiş. Sefil böyle geri bir halkmış. Ama çok kalabalıklarmış. Buradaki Dayan Han, Avarların başındaki Dayan Han. Lan diyor, ben en iyisi bunları alayım diyor. İşte bunları adam edeyim biraz. Savaşmayı öğreteyim. Bunları sonradan savaşlarda da kullanırım. Hem de tarım yaptırırım bunlara. Tarımı karşılayınca sağa sola zaten ben daha rahat akın yaparım.
Ki dediğinde yapıyor. Bu Darentius'e sana bak güzel silahlar veririm ben diyor. Bende iyi kılıç var diyor. Mızrak var. Adam olursunuz benim yanımda diyor. Sefil sefil dolaşmayın diyor yani. Darentius da burada işte Avar'ın başında olan reis hiç beklemediği bir şekilde karşılık veriyor buna. Bizi diyor kimse fethedemez filan. Siz de fethedemezsiniz. Ondan sonra biz çok güçlüyüz filan. Bu Dayan Han'ın elçisini öldürüyor. Tabi Bayan Han elçisi öldürüldüğü haberini alınca gidiyor Darentius'u ve birkaç bu ava şey şefini Slav şefini öldürüyor. Ondan sonra buradaki özellikle Batı Slavlarına hakimiyet altına alıyor. Sonradan da işte bu hakimiyet altına aldığı Slav gücüyle beraber arkadaşlar Doğu Avrupa'da dehşeti salmaya başlıyor Avarlar. Hatta 592 yılında biliyorsunuz İstanbul'u yani o zamanki adıyla Konstantinopolis'i gidip kuşatıyorlar. Avarların ve Avarların kullandığı Slavlar. Burada Avarlar ve Slavlardan çok korkuyor İstanbul halkı. Dehşet içinde kalıyorlar. Tarihsel kayıtlar zaten bunu açıkça belirtiyor. Sonuç olarak İstanbul'u alamıyorlar ama Avar ülkesinin sınırlarını bayağı bir genişletiyorlar. Karadeniz'in kuzeyindeki Don Nehri'nden oradaki Galya'ya kadar yani günümüzün Fransa'sına kadar genişletiyorlar. Yani Avar Hakanlığı işte 500'lerin sonunda Avrupa'nın en kuvvetli devleti haline geliyor. Hatta 626 yılında gelindiğinde Avarlarla birlikte biliyorsunuz Sasanilerin anlaşarak İstanbul'u tekrar kuşattıklarını görüyoruz. Sasani'nin o dönemki ünlü bir general var Şahvaraz diye. Bunu Sasani ordusuyla Anadolu'yu baştan başa geçiyor. Sonra Kadıköy'e kadar geliyor arkadaşlar. Tabii ki yine İstanbul halkı burada kuşatıldığı için çok korkuyor. Bir de Avarlar gelmiş tekrardan. Hatta benim burada güzel bir şeyim vardı, resmim vardı. Bunu gösteren güzel bir resmim vardı. Onu da açabilirim bak. Şuradaydı. Evet ha. Şahvaras komutanın tabi burada Hüsrev var. Sasani Şahı. İki taraftan güzel böyle bir harita. Tam böyle durumu gayet güzel bir şekilde gösteriyor arkadaşlar buradaki. Etrüksler Türk müdür demiş. Etrüksler Türk değil kardeşim. Böyle bir şey yok. Yok yani. Artık eski verilere bırakacağız. Yeni genetik analizlere, verilere bakacağız kardeşim. Etrüksler Türk değil. Dediğim gibi arkadaşlar burada Avarlar hem de Sasaniler kuşatıyorlar iki taraftan. Bizans halkı tekrar dehşete düşüyor burada. Tabii şeyde Bizans İmparatoru nerede o sırada? Ünlü Heraklius. Bu Heraklius iki taraftan kuşatılınca başta çok çaresizliğe düşüyor. Lan diyor sonumuz geldi galiba. Ben en iyisi hayatımı kurtarayım diyor. Ta Kartaca'ya kaçmayı düşünüyor arkadaşlar. Ama sonra aklına bizim doğudaki Göktürkler geliyor. Aslında Göktürkler ile bak Doğu Roma çok öncesinden de görüşüyorlardı. Hem doğudaki Sasani'yi hem de batıdaki Avarları biliyorsunuz ortak düşman olarak görüyorlardı ki o zaman Batı Göktürklerinin başında ünlü kim var? Tongyapgu var. Bu Tongyapgu ile de Heraklius önceden görüşmüştü. Demişti ki biz bu Sasani belasını önce bir halledelim. Hem senin de işine gelir. Orasanın tümüne hakim olursun Tongyapgu diyor. Tabii Tonyap bunu da istiyor böyle bir şeyi. O yüzden Heraklius'la beraber anlaşıyorlar zaten aslında. Tabii Heraklius bunu düşününce diyor ben gideyim diyor bu kuşatma sırasında Tonyapgu ile görüşeyim. Hemen sonrasında gizli geçitleriyle İstanbul'dan kaçıyor. İşte Kafkaslara geçip orada bizim Tonyapgu ile görüşüyor. Ve tabii Göktürklerin kuvvetiyle beraber Kafkaslar üzerinden Sasaniye Tebriz taraflarına müthiş saldırı düzenliyorlar. Saldırılar yapıyorlar arkadaşlar. Şuradan resmi de vardı bende. Tekrar size açayım bak. Şurada bak tam böyle resmini koymuştum aslında. Heraklius doğuya gidiyor ama burada Tonyapgu'yu göstermemişim. Ya buradan doğuya gidiyor işte. Zaten bak Western Göktürk yazıyor. Burada Tonyapgu'nun asıl ordusuyla zaten çok büyük saldırılar yaparlar. Heraklius onun gücüyle zaten arkadan vurur Sasani'yi. Ondan sonra tabii burada Sasani'nin merkezine Göktürkler girince tabii iki taraf da bu süreçte birbirine ölümüne zarar vermiş. Bu zarardan sonra kim karlı çıkmış arkadaşlar? Bizim Göktürkler tabii karlı çıkıyor. Ama burada genel olarak baktığımız zaman Batı'da Avarlar İstanbul'u kuşatıp alamıyorlar. Ne Avarlar karlı çıkıyor bu işten? Ne bu savaşlar sürecinde Sasanilerle Bizans savaşı sürecinde ne Sasani karlı çıkıyor ne Bizans karlı çıkıyor arkadaşlar. Allah'ın arabı karlı çıkıyor. Neyse şimdi de biz burada Slav diyorduk, Avar diyorduk. Şimdi bu İstanbul kuşatmasında Sasani tarafı Anadolu yakasında yani Kadıköy'den İstanbul'u kuşatırken arkadaşlar Avar Kayanı bağında İstanbul yönünden aslında
şeyi kuşatıyordu. Avrupa yönünden İstanbul'u kuşatıyordu. Süvarilerle Avarlar da denizden Avar diyorum ya. Slavlar da denizden saldırtıyordu arkadaşlar. Oradan böyle kayıklarla falan saldırıyorlardı ama giremiyorlar. O zaman da İstanbul'un surları bayağı kalın olduğu için bunlar surları aşamamışlar arkadaşlar. Slavlar surları aşamıyor. Avarların da elinde de fazla kuşatma aletleri olmadığı için süvari olmalarına rağmen şehrin içine giremiyorlar. Ondan sonra da başarısız oluyorlar bu yüzden. Çünkü burada Grajuva ateşini kullanıyor Bizanslar. O yüzden de çekilmek zorunda kalıyorlar. Slavlar da yenildiği için çekilmek zorunda kalıyorlar Avarlar arkadaşlar. Ondan sonra bu çekildikten sonra bu Avarlarda sıkıntı baş gösteriyor. Sıvarlar bayağı bir tepki veriyorlar sonrasında. Avarlara karşı böyle bir ayaklanma falan çıkıyor. Zaten Frank desteğiyle özellikle Batı Slavları bir burada Samo Prensliği falan kuruyorlar. Buradan bunu anlayabiliyoruz sonraki. Bu Samo Prensliği bu Slavların ilk devlet kurma girişimleri gibi bir şey. Bu Frankların desteğiyle arkadaşlar. Bunu da anlayabiliyoruz biz zaten buradan. Şu şeyi kapatayım ben de. Şunu kapatayım. Şu açık kalsın daha iyi. Evet, İran inanılmaz bir şekilde Şıhlarla Anadolu'ya mezhepler konusunda çok işçilerimize karışmışlar. Bence Bizanslar karlı çıkmış demiş. Bizanslar bu süreçte uzun soluklu bir şekilde karlı çıkar. Yoksa ilk süreçlerde biliyorsunuz Araplar sağa sola saldırırlar. Bizansların da gücü tükendiği için biliyorsunuz Araplar buradan Malatya'yı falan da ele geçiriyorlar. Sonraki süreçte çok hızlı bir şekilde geliyorlar. Çünkü Bizans'ın bir gücü kuvveti kalmıyor o sırada. Orduları tükenmiş. Buradan Malatya'dan ta Eskişehir'e kadar arada bir akınlar düzenliyorlar bir 100 sene boyunca. Yani baktığımız zaman genel olarak Bizans da zor durumda kalmış burada. Ya bir tek karlı çıkan bu 100 yıl içerisinde arkadaşlar Araplar oluyor aslında. Araplar çok karlı. Bunu anlayabiliyoruz. İran karlı çıkmamış eğer öncesi için söylüyorsanız. Turvalıların Türk olduğu durum doğru değil kardeşim. O da doğru değil. Türklükle bir alakaları yok. Bunların hepsine ben sonradan değinirim de. Ne diyorduk? İşte dediğim gibi Avarların gücü bir ara tükeniyor. Bu kuşatmadan sonra. Burada Samoy Prensliğini falan kuruyorlar arkadaşlar. Slavlar. Sonraki süreçte. Bu 7. yüzyılın içlerinde ortalarından itibaren bayağı bir karışıklık oluyor. Zaten Bayan Han da 630'da ölüyor. Çoğunluğu Avarlara bağlı olan buradaki Bulgar Türkleri biliyorsunuz tam da bu zamanda doğudan gelen ünlü kurt Kubrat Han'ın başa geçmesini istiyorlar. Yani hem Avarların hem de Bulgar'ın başına geçip büyük Kaan olmasını istiyorlar arkadaşlar. Ama Avarlar bunu kabul etmiyor. Böylelikle işte Türk kitleler arasında da orada savaş başlıyor. Bu iç savaşta Avarlar batıya çekiliyorlar biraz. Oradaki Kubrat Han oğulları da Balkanların kuzeyinden ta Karadeniz'in kuzeyinin ortalarına kadar hakim oluyorlar. Büyük Bulgar Devleti'ni burada kuruyorlar biliyorsunuz. Tabi bu savaş süreci Slavlar ile batıdaki Franklar gibi kimi Germen boylarına yarıyor. Bunlar güçlerini arttırıyorlar arkadaşlar aslında. Bunu görüyoruz. Avarlar da daha batıda bu Germenler ile daha çok savaşmaya başlıyorlar. Yaklaşık 600'lerin ortalarından 700'lerin sonuna kadar. Bulgarlar da dediğim gibi bu Kurt Kubrat'ın öncülüğünde büyük devletlerini kuruyorlar, güçleniyorlar. Ha unutmadan bak söyleyeyim. Bu Kubrat'ın devletinin hemen doğusunda da bu Aşina soyundan Börüş adın kurduğu kimler var? Hazar devleti var. Burada gördüğünüz. Yani Türkler burada 3 noktada aslında büyük devletler kuruyorlar. Bütün bu coğrafyadaki Güney, Batı, Doğu Slavları ile ilişkilerini sürdürüyorlar arkadaşlar. Karışıyorlar biraz. Başta çoğunluğuna da hakim oluyorlar. Bunlara kurumsallaşmayı, devlet nasıl kurulur, işte yönetilir, askerler nasıl, askeri kurum oluşturulur filan hepsini, silah zırh filan nasıl yapılır hepsini öğretiyorlar. Süvarilik nasıl olur? Bu süreçte bu Slavlara hep öğretiyorlar. Yani arkadaşlar 600'lerden binlere kadar Türkler Slavların medeni olarak her alanda yükselmesini sağlamışlar. Güçlendirmişler bu Slavları ama Slavlar tabi kalabalık. Yani buradaki yönetici Türk kitleden çok daha kalabalık oldukları için bir süre sonra hem Türkleri burada asimile ediyorlar hem de yönetimleri ele geçiriyorlar arkadaşlar. Avarlarda ve özellikle Bulgarlarda gördüğümüz üzere. Dediğim gibi Avarlar burada mesela 791'de geldiğimizde batıda güçlenen biraz önce bahsettim ya Frank İmparatoru. Charles Martel. Bu büyük bir güçle Avarlar üzerine sefer tertipliyor. Tuna ile Raab suyunun kesiştiği yere kadar ilerliyor. Bu aslında Avarlar güçten düşmese bu kadar ilerleyemezdi arkadaşlar doğuya kadar. Ama Avarlar artık dediğim gibi Slavlar arasında asimile olmaya başlamışlar. Güçleri düşmüş. Bu güçten düşmeyi bu
Şarman'ın oğlu var Pepin. Tam anlamıyla değerlendiriyor sonrasında. Ve 796'da Orta Macaristan'daki Avar başkentini ele geçiriyor. Bundan sonra biz kaynaklara baktığımızda zaten son Avar kitlelerinin de Hristiyan olup özellikle bu Cernantum var. Cernantum ile Sabarlarya diye bölgeler var. Buralar arasına yerleştiklerini görüyoruz. Bunlar ne oluyorlar? Batı Slavlar arasında asimil oluyorlar arkadaşlar. Özellikle bu Karantanyan ve Boşnaklar arasında asimil oluyorlar ki bunlara genlerini de sonradan taşıyorlar. Ha Bulgarlara gelirsek bak. Kısaca bunları da söyleyeyim. Bunlar nasıl asimile oluyorlar? Fazla sıkmayayım da. Şimdi dediğim gibi bu Büyük Kubratan zamanı Büyük Bulgar Devleti oluşuyor. Ama uzun ömürlü olmuyor arkadaşlar. 665 yılında bu Kubratan ölünce 5 oğlu var bunun. 5 oğul arasında iktidar mücadelesi oluyor. Ondan sonra da hemen doğudaki Hazarların baskısılarıyla oğullar yanlarına Bulgar kitlerinin bir kısmını alıp dağılıyorlar değişik yerlere. Mesela Batbayan Onogurların başında Hazarlara bağlı kalıyor. Don ile Kuban Nehri arasına yayılıyor. Yani Kafkasya'daki yurtta kalıyor daha çok. Hazar İmparatorluğu'na sonradan entegre oluyor. Kurt'un ikinci oğlu var Kotrakan. Bu 30 Oğurların başında kuzeye gidiyor. Yani günümüz Ukrayna bozkırlarına gidiyor. Oralara hakim oluyor. Oradaki Doğu Slavlarının çoğunluğu üzerinde hakim oluyor. Kim bunlar arkadaşlar? İşte oradaki Doğu Slavları Radimihler, Vyatihler, Severyanlar gibi Doğu Slav boyları. Bir de daha kuzeydeki Fin-Ugor kavimleriyle de karışıyorlar. Buradaki Bulgar boyları ki bunların mesela haplo gruplarına falan baktığımız zaman burada mesela direkt sonraki İtil Bulgarlarında falan da görüyoruz. Hatta bizim bir tane abimiz vardı burada. Geldi mi acaba bilmiyorum ama. Edip Bey, Edip abi. Onun da haplo grubunun da N'nin mesela o da İtil Bulgarlarından geliyor. Atasoyu. Onun da haplo grubu direkt N'nin şey soylusu çıkıyor mesela. Ural halklarından çıkıyor. Ya buradaki biz karışmayı buradan anlayabiliyoruz mesela. Ya ta oradan gelmiş mesela. Edip abinin haplo grubu direkt oranın Ural halklarıyla. İşte bu İtil Bulgarlar dönemindeki karışmasından dolayı arkadaşlar. Ya biliyorsunuz tabii bu karışma sürecinde Türklüğü kaybetmiyor Bulgarlar. Burada Türkçe dilini konuşuyor Türkçesini. İtil Volga Bulgarları. Bunlar biliyorsunuz zaten 1236 yılında Moğol Doğu Türklerinin hakimiyetini sonradan kabul ediyorlar. Peki burada Kurd'un diğer oğulları ne yapıyor? Kurd'un dördüncü oğlu var Patomya. Macaristan'a göçüyor. Buradaki Slavlara hakim oluyor. Beşincisi var Anceka. Ta Kuzey İtalya'ya gidiyor. Buradaki Ogur mahiyetindeki Ogur boylarıyla beraber. Bu Ravenna ve çevresindeki beş şehre yerleşiyorlar bunlar. Mesela şu an bu bölgelerde yapılan DNA analizlerinde arkadaşlar şey çıkıyor mesela. Doğu Asya genetik mirası çıkıyor arkadaşlar. Yani mesela %3 ile %8-9 arasında biz Doğu Asya genetik mirasını bu kuzeydeki Ravenna ve çevresindeki Kuzey İtalya bölgelerinde de görebiliyoruz biliyor musunuz? Böyle bir durum var. Bak ta o dönemki Bulgarların etkisini ta biz buralarda görüyoruz arkadaşlar Kuzey İtalya'da. Yani adam gelmiş buradaki Ravenna bölgelerine yerleşmiş. Buradaki yerli halkla karışmış. Kuzey İtalya halklarla karışmışlar. Yine buradan bile biz bu karışımın etkilerini bunların genetik miraslarında görüyoruz arkadaşlar. Doğu Asya genetik mirası olarak bak. Yani böyle de bir durum var arkadaşlar. Ama asimil olmuşlar tabii sonrasında. Genetik mirasları kalmış. Böyle bir süreçleri var. Ama tabii Bulgar Kağanlığı deyince akla Asparuh geliyor. Asparuh bunların en ünlüleri arkadaşlar. Bak buradan benim bir şey vardı ya. Büyük Bulgar... Asıl evet. Büyük Bulgar kanlı. Siz de görüyorsunuz galiba burada. Çıkar hocam oraya da göç etmişiz demiş. Aynen öyle. Bak yani 3 ile 7 arasında 8 arasında Doğu Asya genetik mirasını hala görüyorsunuz. Hatta Bulgari markası var ya orada. Bulgari ünlü Bulgari markası. İşte bu Bulgarlardan geliyor arkadaşlar. Oraya göçen en eski Bulgarlardan özellikle Kuzey İtalya kökenli ünlü Bulgari markası. Sebebi odur işte arkadaşlar. Neyse. Biz dediğimiz gibi Büyük Bulgar Kağanlığı açtım zaten burada. Asparuh. Ünlü Asparuh. Bu da kendine bağlı boylarla beraber ne yapıyor arkadaşlar? Bizans'ın içinde bulunduğu kötü durumdan da yararlanıyor. Buradaki özü Turla, Prut vadileri boyunca ilerliyor. 679'da Tuna Vadisi'ni aşıyor. Varna ile Şumna arasında Tuna Bulgar Devleti'ni kuruyor. Bu Asparuh'u şimdiki Bulgar Slavları kendilerinin kurucu ataları kabul ediyorlar arkadaşlar. Çünkü Asparuh
bu bölgeleri yani Dobruca civarlarına gelince buraların yanında taşıdığı Sorpları, 7 Slav kabilesini daha getirmiş. Druguvitleri falan getirmiş. Bunlar arkadaşlar sonraki Tervel Han zamanı yavaş yavaş devlette güçleniyorlar. Ama asıl güçlenme 700'lerin sonu, 800'lerin başındaki bu Omurtak Han zamanında oluyor. Öyle ki bu Omurtak Han bile oğullarına artık Slav adları vermeye başlıyor. Bir de Slavlar artık Hristiyan olmaya başlamışlar burada. Doğu Roma'nın da desteklemesiyle artık burada Türkleri, Bulgar Türklerini kültürel olarak ezmeye başlamışlar. Ve sonuçta zaten biliyorsunuz 825'lere geldiğimiz zaman Bulgar tahtına oturan 1. Boris var. Yani Pars devri artık devlette Slavlaşmanın sonlarına geliniyor. Çünkü Boris'in özellikle politik nedenlerle Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini resmen kabul etmesiyle arkadaşlar Bulgar Türklerinin tamamıyla Slavlaşması ve Bizans kültür dairesine girmesi hız kazanıyor. Ve artık burada Bulgar Devleti'nin resmi dilinin artık Türkçe değil de resmen Slavca olduğunu da biz burada devlet yazışmalarından da görüyoruz arkadaşlar. Bulgar üst düzey yönetici sınıfı arasında gittikçe de yayılmış hemen sonrasında. Türkçe isimler, ünvanlar falan da yasaklanmış. Ondan sonra eski Türkçe edebiyat yasaklanmış. Slav edebiyatı hakim konuma gelmiş. Geri kalan Türkler de Slavlar arasında kaynaşmışlar. Sonuçta buradaki Bulgarlar bir yüzyıl sonra tamamen Slavca konuşan bir millet haline gelmişler. Böyle bir sonrasındaki süreçte de Türklere bayağı bir düşman olmuştur. Zaten şimdiki Bulgarlar özellikle 1. Boris'i Bulgar ulusunun gerçek oluşturucusu olarak görüyorlar ki ama dediğim gibi istedikleri kadar Slav mılav desinler devleti kuranlar Türk arkadaşlar. Birçok kültürel unsur Türklük üzerine inşa edilmiş. Yani bu güneydeki Slavlar da adam edenler Türkler olmuş arkadaşlar. Neyse kısa keseyim. Sonuç olarak artık binlere doğru geldiğimizde günümüz Slav halklarının ataları Türklerin etkisi ve karışmasıyla oluşmaya başlamış. Yani batıda Slovaklar. Şuradan açalım. Bu harita daha iyi gösteriyordu. Bir dakika. Şu değil. Şu. Şu muydu? Şu. Gördüğünüz buradaki Batı Slavlarından Lehler, Çekler, Slovaklar, Polonyalılar batıda. Bilmem ne şimdiki Batı Slavları dediklerimiz. Biraz önce Güney Slavlarından bahsettik. Bir de Doğu Slavları var arkadaşlar. Bunlar da başta dediğim gibi Hazar Devleti ile İdil Bulgarları etkisinde altındayken 800'lerde başta dediğim gibi arkadaşlar Baltık Denizi'nin karşısından gelen İsveçli Varangikingleri bu Doğu Slavlarını etki altında bırakmaya başlıyorlar. Bunlar aslında nehirler vasıtasıyla bu ünlü Drakkar gemileri var ya onlar ile nehir boyunca ilerleyip Slav boylarına akın yapıyorlar arkadaşlar. Sonra Slavların çoğunluğunu köle olarak alıyorlar. Ardından hemen güneydeki Hazar aracılığıyla ta Abbaslı halifelinin buradaki merkezi bölgelerine bu köleleri gönderiyorlar. Alıp satıyorlar filan. Şunu açalım bu daha iyi görünür. Burada daha iyi evet. Burada hatta bak onların yollarını da gösteriyor bak. Onların yollarını şu hem Hazar Denizi üzerinden yolları var. Yani Hazar Devleti'nin içinden geçip buradaki Hazar Denizi üzerinden gemilerle veya daha az yollarla buradaki Bağdat'a kadar buradaki Slav köleleri götürüyorlar arkadaşlar. Özellikle Slav kadınlarını çok beğendiği için buradaki Arap Bağdat halifeleri biliyorsunuz onların haremleri de ünlüdür. 1000 cariyeli haremleri vardır arkadaşlar. Çoğunluğu Slav. Bir kısım Kafkas halklarından, Çerkes kökenlerden filan da var ama daha çok Slavları buradaki Varegler Slav kadınlarını getirip satmışlar arkadaşlar. Biz de bunu görüyoruz zaten. Böyle de bir durumları var. Araplara satmışlar. Durmadan. Tabii böyle beyaz tenli köleleri görünce ne olmuş? Arapların ağzına suya bakmış kardeşim. Hem benim öte dünyada 70 tane hurim olur. Yine o kadar gılmam var. Nurileri götüreceğim öteki dünyada. Bu dünyada da bunları götürürüm diyorlar. Oh ne güzel hayat var diyorlar elin Arapları. Neyse de arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere bu Slav kelimesinin slave yani köle kelimesinden geldiği söylenir ki bunu gerçekten Vikingler yapmış ama Vikingler sonrasında bu yağmaladıkları ve köle aldıkları Doğu Slavlarını birleştirmişler ve yönetmeye başlamışlar. Çünkü bölgede sadece köle ticareti yok. Başka mamullerin mesela kürk, silah ticareti bunların da potansiyelleri var. Bunun farkına varıyorlar Vikingler ve ilk olarak bu Radogu Nehri civarını denetimleri altına alıyorlar. Buradaki bildiğimiz Rus Hanlığını kuruyorlar. Dolayısıyla bu Rus Hanlığı artık Hazarlar. İtil Bulgarları ve sonrasında ise doğudan Alar Gölü civarından Oğuzlardan kaçıp gelen buradaki Peçeneklerle komşu oluyorlar.
Şimdi bu Rusanlığı da şöyle bir durum var arkadaşlar burada. Bizim eldeki tarihi kaynaklardan anladığımız kadarıyla ülkenin yöneticileri, dediğim gibi Viking Varekler, ama halkın tümü Doğu Slavları da değil. Halkın arasında Fin-Ugorlar ve Türkler de var. Yani bayağı bir karışma bu hanlık döneminde oluyor. Ki 882 yılına gelindiğinde artık bu Varekler nehir sistemlerini kullanarak daha da güneye doğru yayılmışlar. Özellikle buradaki Prens Oleg var. Bu günümüzde Kiev'in bulunduğu toprakları Hazarlardan alıp Kiev Kinezliğini burada asıl kuruyor. Bu alma savaşma ile de olmamış aslında. Bizim Hazarlar resmen bunlara vermiş arkadaşlar. Neden? Çünkü bu Kiev Kinezliği başta Hazarlara bağlı. Çok iyi ticaret yapıyorlar ya, zenginler ya. Hazarlara da iyi para vergi veriyorlar. Dolayısıyla Hazarlar bunların özerk olmasını kabul etmiş. Sonuç olarak buralarda da Türklerle Slavlar karışma yaşamışlar arkadaşlar. Buradaki böyle her yönden. Ama tam bu dönemlerde artık biz doğudan gelen peçenekleri de görmeye başlıyoruz ya. Oğuzlardan kaçıp batıya ilerleyen 8 tane peçenek boyu var. Bunlar ilk olarak biliyorsunuz 850'lerde Kafkasların kuzeyine, Çerkezlerin üzerine yerleşiyorlar. Burada kim hakim o sıralar? Hazar devleti hakim. Çok zengin bir devlet tabii o sıralar. Fakat askeri gücü düşmüş iyice. Bunu değerlendiriyor peçenekler. Ve sık sık buradaki Hazar topraklarına akınlar düzenliyorlar. Özellikle Hazar ticareti peçenek saldırılarından bayağı bir zarar görmüş. Bu yüzden Hazarlar da ne yapmış? Doğuda bulunan bizim Oğuzları peçeneklere karşı kışkırtmışlar arkadaşlar. Dolayısıyla Oğuzlar doğudan, Hazarlar da kuzeyden ortak saldırıya geçince peçenekler 860 ile 880 yılları arasında İtil Nehri'ni geçiyorlar. Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru bir kısmı kuzeye ilerliyorlar. Bunlar tabii büyük bir tazyik ile batıya doğru ilerledikleri için bu hemen Karadeniz'in kuzeybatısında yer alan kimlerle? Macarlarla savaşmaya başlıyorlar arkadaşlar. Ve onlara bugünkü Macaristan'a doğru sürüyorlar. Kendileri de buralara 893 civarında yerleşiyorlar. İşte böylece arkadaşlar peçenekler Don Nehri'nden Dinyeper'in batısına kadar uzanan buradaki geniş bozkırlara hakim oluyorlar. Buralara hakim olunca da ne oluyor? Hemen kuzeydeki Doğu Slavlar, yani Ruslar ile ilişkiye geçiyorlar. Özellikle Kiev Rus Kinezliği üzerinde bayağı bir akınlar yapıyorlar. Ünlü Rus tarihçisi var, Kulüçevski. Belki duymuşsunuzdur. Bu der ki Rusların steplerle mücadelesi aslında peçeneklerle başlıyor der. Burası önemli. Çünkü bu Knezlikle peçenekler 900'den ta 1036 yıllarına kadar yan yana yaşamışlar arkadaşlar. Bu süre içerisinde peçenekler 2915'ten itibaren ta bak 120 yıl civarında, bak 120 yıl civarında aralarında durmadan savaş olmuş. 11 büyük akın olmuş Ruslar üzerine. Rus vakainamelerine geçmiş. İşte peçenekler Rus kasabalarını yakmışlar, yağmalamışlar, halka eser alıp götürmüşler, kervanlara satmışlar veya şehirlerde köle pazarlarında Araplara satmışlar filan deniyor. Bu açıklamalar tabii aşırı yanlıdır arkadaşlar. Aslında düşmanlık çok kere Rusların bu güneydeki peçenek yurtlarına bazı akınlara dolayısıyla peçenek düşmanlarını bir de korumalarından dolayı oluyor arkadaşlar. Yani Rusların da yaptıkları ettikleri var. Sadece peçenekler böyle durmadan kuzeye akınlar yapıyor da işte Ruslar bunlara karşı geliyor. Böyle bir durum kesin yok arkadaşlar yani. Aslında Ruslar da güneye saldırmış. Bazen akın yapmış. Peçenekler de bunlara karşılık vermiş. Böyle birbirine düşen Kinezler falan var. Bazen peçeneklerden yardım istemişler. Dolayısıyla Ruslarla peçenekler savaşıyorlar. Ama peçeneklerle Ruslar baş edemiyorlar arkadaşlar. 915'ten itibaren başlayan bu 11 akınlık, bu 120 yıllık süreç boyunca oradaki ünlü Kinez var, Igor. Bu bunlarla barış yapmak zorunda falan kalıyor. Daha sonra peçeneklerin Rus Kinezlerinin ordularına yardımcı kuvvet olarak katıldıklarını da biz görüyoruz. Bu 944 yılında mesela Karadeniz'in batı kıyılarından güneye doğru Bizans'a sefere gidiyor bu. Bu giderken yanında bir sürü peçenek askeri de götürmüş mesela. Peçeneklerle beraber saldırmış. Ama Igor ölünce tabii peçeneklerle şeylerin, Rusların arası tekrar bozuluyor. Tekrar savaşmaya başlıyorlar. Ondan sonra tekrar böyle arada bir barışma dönemleri falan var. Ama bu barışma dönemleri artık Rusların başına, Rus Kinezlerin başına şey geçince, ünlü Svatosyav var ya bunların. Bütün buradaki Kuzey Kiev Rus Kinezliğini birleştiren, bayağı bir güçlenen. Bu başa geçince Svatosyav, o zaman İş bitiyor tabii ki. Artık savaşma dönemi tekrar giriyor. Bu milli kahramanlarından biri sayılıyor arkadaşlar Rusların. Svatosyav. Neden? Çünkü bu Kinez küçüklüğünde peçeneklerin arasında yaşamış arkadaşlar.
Peçeneklerden süvariliği öğrenmiş, askeri taktikleri öğrenmiş, stratejiyi öğrenmiş. Bayağı savaşçı bir adam yani bu Svatoslav. Zaten kaynaklara göre bu Svatoslav bir peçenek gibi ata binermiş. Onu söyleniyor. At sırtında seferlere katılmış hep. Tıpkı bir peçenek gibi de gayet sade bir hayat yaşamış deniyor arkadaşlar. Şimdi aslında bu Svatoslav aslında 965 yılında doğudaki Oğuz Yapkulu ile anlaşıyor. İtil Bulgarlarına karşı, Hazarlara karşı sefere çıkıyor. Bayağı da bir başarılar kazanıyor. Sonra 968 yılında ne yapıyor? Gider güneydeki Tuna Bulgarları üzerine sefer düzenliyor. Ondan sonra da peçenekler de burada biliyorsunuz Kiev'i kuşatıyorlar bu fırsattan değerlendirerek. Kuşatma silahları olmadığı için de başarılı olamıyor. Ama Svatoslav bunu duyunca tabii kuzeye yöneliyor. İşte bu peçenekleri halledeyim ben en iyisi diye. Ama bu sırada Bizans imparatoru var. Ion Timitsides diye. Bu peçeneklere şey yolluyor, mektup yolluyor. O sırada peçeneklerin başında da ünlü Kurye Han var. Ünlü. Ondan sonra gidin işte buna pusu kurun. Bu geri dönüş yolunda Svatoslav'a. Ondan sonra bunu işte şey yapın. Pusu kurup işte bunun bütün ordularını yok edin. Size iyi para var. Peçenekler de bunu kabul ediyorlar. Ondan sonra oradan güneye doğru şey kuzeye doğru çekilen Rus ordusuna pusu kurup işte Rus ordusunun neredeyse tamamını yok ediyorlar. Svatoslav'ı da öldürüyorlar. Kurye Han da bu Svatoslav'ın kafatasından kadeh yapıyor. Böylece eski Rus tarihinin Büyük İskender diye anılan bu Svatoslav reis Kurye Han'ın elinde can veriyor. Tabi Svatoslav'ın önünden sonra Kiev Knezliğine taht mücadeleleri falan çıkıyor. Peçenekler de bu taht mücadelelerine karışıyor. Ondan sonra ünlü Vladimir başa geçiyor. Peçenek Rus mücadelesi bunun döneminde bayağı bir yoğunlaşıyor. Peçenekler bunun döneminde biraz geri çekiliyorlar. Ondan sonra biraz tabi böyle karşılıklı böyle savaşlar falan var. Ondan sonra ama sonunda tabi burada Vladimir şey yapıyor arkadaşlar. Hristiyanlığı benimsiyor. Ondan sonra da bayağı güçleniyor. Ne oldu? Banlayın diyor. Ne oldu? Tam da bu dönemde Bilge Hanım gelmiş. Neyse. Bilge Hanım eğer böyle bir küfür eden falan varsa siz bir şey yapın. Banlayın. Aradan bir gelenler var. Ben anlatırken böyle şey oluyor. Gözüm takip edemiyorum da yorumları. Şunu banlayalım dur. Tamamdır. Tamam. Hazarlar olmasaydı ne demiş? Kaçırdım. Hazarlarla ilgili bir soru vardı da neyse onu kaçırdık. Neyse dediğim gibi arkadaşlar konuyu dağıtmayalım da bu Vladimir döneminde artık Knezlik bayağı güçleniyor. Vladimir'in hani Hristiyanlığa geçtiği hakkında bir sürü söylenceler vardır. İşte böyle bir şeyden halifeden Abbasi halifesinden şeyleri çağırır, imamları çağırır, bir Yahudi hahamları çağırır, bir işte Bizans'tan papazları çağırır, hepsini bir anda konuşturur filan. Böyle hikayeler anlatılıyor işte. Müslümanların şeyini çok beğenir. Cihadını filan. Allah için hani cihad etmek, sağa solu yağmalamak, işte kadınlara kaçırıp tecavüz etmek filan hani cihada uygun ya. Ondan sonra istediğin gibi onları almak. Bu çok hoşuna gidiyor. Vladimir'in oğlu diyor. Bu iş güzelmiş ama içki içmeyeceksiniz. Domuz eti yemeyeceksiniz. Bu tabi hoşuna gitmiyor. Diyor ki hikayeye göre, tabi buradaki anlatılara göre. Ya bu cihat iyi güzelmiş de sağa sola istediğimiz gibi akın yapabiliriz. İnsanları kesip öldürebiliriz Allah için. Ama ya domuz yememek olmaz. Bizimkiler domuz besliyor. Bizimkiler çok içki içiyor. Bu iş de olmaz. Yani o yüzden diyor ki ben en iyisi şey yapayım. İşte Hristiyanlığı benimseyim. Yahudilik zaten olmaz. Çünkü oradan bizim Hazar Kağanlığından bakiyeler gelmişler. Karem Türkleri gelmişler. Demişler ki işte Yahudiliğe geçin filan. Ya ben sizin gibi olursam sizin Allah'ınız size yaptığı gibi yani şey sizin Yahveniz size yaptığı gibi bana da lanet eder. Bizim Ruslar, Slavlar, Doğu Slavlar da biz de mi sağa sola dağılalım sizin gibi diyor. Yani bunlar tabii hikaye arkadaşlar. İşin gerçek yüzü şey. Politiktir. Burada hem İtil Bulgarlarına karşı artık Müslüman olmuş. Burada Abbasi halifeliğini yanına almış. İtil Bulgarlarına karşı. Onlar da zaten politik bir şekilde öncesinde biliyorsunuz 921 yılında İbn-i Fadlan bundan bahseder ya. Politik olarak bizim Türkler de
Türklerin hanedanları politik olarak benimser ya Müslümanlığı. İşte o İtil Bulgar Hanı da politik olarak oradaki Hazar Kağanlığına karşı Yahudi olmuş. Ona karşı Abbasi desteğini almak için Müslüman olmuştu. Bu da Bizans'ın desteğini almak için hem Peçeneklere karşı hem buradaki Hazar Bakiyelerine karşı hem İtil Bulgarlarına karşı onun desteğini almak için, Bizans'ın desteğini almak için arkadaşlar Hristiyanlığı benimsiyor. Yoksa öyle sevmişmiş, bu daha çok hoşuna gitmişmiş filan falan. Bunlar hikaye kardeşim. Tevrat'ta da domuz eti yasaklamış. Öyle. Yani her şey siyasidir. Hanedanların öyle din değiştirmesi burada bizim Türk hanedanlarında veya bu Slav hanedanlarında filan hepsi siyasidir arkadaşlar. Zaten halkların o değişik dinleri benimsemesi çok çok uzun sürer. Bizim Türklerde olduğu gibi. Halkların benimsemesinin süreci 200-300 seneyi bulur. Bizim Oğuzlarda bile biz bu süreci görürüz değil mi? Slavlarda da aynı süreci görüyoruz biz arkadaşlar. Slavların kültürlerine baktığımız zaman bu süreç boyunca hem Arap kaynaklarına bakarsak hem Bizans kaynaklarına bakarsak 1300-1400'lerde ancak böyle Hristiyanlığın tam zihinsel olarak kabul etmeye başlıyorlar Slavlarda da. Yoksa aynen bizim Türkler gibi eski paganist inançlarını sürdürmüşlerdir kültürel olarak. Böyle. Durumlar böyle. Dediğim gibi Vladimir tabii böyle bir şekilde şey yapıyor Vladimir. Bu şekilde gücünü arttırıyor. Tabii Vladimir ölünce Yaroslav var. Bu Yaroslav'a karşı oradaki Peçenekler, diğer varis İyan, Sviatopolk'u destekliyorlar. Fakat 1019 yılında Peçenekler ağır bir yenilgiye uğruyorlar burada. Sviatopolk tahtidatından vazgeçiyor. Bundan sonra arkadaşlar biz aslında oradaki Peçeneklerin, Rusların baskısıyla değil de aslında doğudaki bizim Oğuzların, Oğuzlardan gelen Guzlar var. Guzların baskısı sonucunda artık Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Avrupa'ya doğru yayıldıklarını biz görmekteyiz. Aslında Uzlar da kimlerin önünden kaçıyordu? Kuman Kıpçakların önünden kaçıyorlardı batıya doğru. İtil Nehri'ni geçiyorlardı. Ondan sonra Don boylarını işgale başlıyorlardı. Tabi bu durumda da Peçenekler ne yapıyorlar? Doğu Avrupa'ya doğru kayıyorlar arkadaşlar. Zaten devamlı göç halinde bulundukları için burada görmüş olduğunuz üzere haritadan da buradaki Peçeneklerin karabalık grupları Orta Avrupa yani Macaristan'a doğru yayılmaya başlıyorlar. Esas kütleleri de bugünkü Basarabya denilen bölgeye gidiyor. Peçeneklerin Karadeniz'in kuzeyini terk etmesini fırsat bilen tabi Ruslar da işte burada Yaroslav önderliğinde ne yapıyorlar? Kalan Peçeneklere ağır darbe indiriyorlar 1036'da. Zaten Karadeniz'in kuzeyinde bu savaştan sonra Peçenekler artık bir tehdit olmaktan çıkar arkadaşlar. Rusların tabi kendine iyice güvenleri geliyor. Ama bu sefer de Peçeneklerin peşinden Kıpçaklar geliyor arkadaşlar. Kıpçaklar ile karşılaşıyorlar Ruslar. Doğu Slavlarının geneli diyelim. Ama Kıpçaklar Peçenekler kadar Doğu Slavlarıyla savaşmıyorlar. İlk başta savaşlar biraz oluyor ama sonra Doğu Slavlarıyla anlaşma yoluna gidiyorlar arkadaşlar. Ve karışma yaşamaya başlıyorlar. Hatta Rus ve Bizans kaynaklarına göre bu Rus yüksek tabakasının Kıpçak kızlarıyla evlendiği, Kıpçakların birçoğunun Rus arazisinde kaldıkları, Kıpçak büyüklerinin beylerinden, başbuğlarından bazılarının Hristiyanlığa geçtiğini de biz görüyoruz. Bu dönemde örneğin biliyorsunuz ünlü Igor Destanı var. Burada Slavlar Igor Destanı'nı kaleme almış. Bu destana baktığımızda arkadaşlar biz Türk etkisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Mesela Türkçe bir sürü kelime var. Kayala var, Sula var, İtil var, Timur Atakan var. Bir sürü bu isimlerin hepsini Slavlar bu dönem Igor Destanı'nda da gördüğümüz üzere kullanmaya başlamışlar arkadaşlar. Bunların hepsi mesela o ünlü Igor Destanı'nın içine geçiyor. Mesela bazı kelimeler vardır. Mesela Kreçet gibi, Gogol gibi, Busbüri gibi, sonra Olberler, Alperler gibi askeri isimleri de kullanmaya başlamışlar. Kılıca Goriş demişler. Telega, Yapanca gibi silah isimleri kullanmışlar. Ekonomi alanında Altın ismini kullanmışlar. Altun diye mesela. O dönem Slavlar, Doğu Slavları. Böyle. Ondan sonra arpaya araba demişler. Ondan sonra bizmen diye kelime var. Tovar kelimeleri falan var. Bunları görmekteyiz. Kıpçak etkisini biz burada bu kelimelerden de açıkça görüyoruz arkadaşlar. Neyse kısa keselim de. Bayağı bir uzun oldu. Sıkmayayım sizi çok uzun. Anlattık zaten. Bu Kıpçak Slav karışımı dönemi Moğol Doğu Türk akınları dönemine kadar sürüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Subutay komutasında Moğollar 1220'lerde hem Kıpçakları hem de Doğu Slavlarının Kinezlerini yeniyorlar.
ve Karadeniz'in kuzeyini fethe girişiyorlar. Peşinden Kıpçak kütlesiyle Altın Ordu Devleti kuruluyor arkadaşlar. Bu devlet sonra Kıpçak etkisiyle Türkleşiyor. Ve bu Altın Ordu döneminde özellikle Rusların kültür bakımından daha da geliştiğini biz görüyoruz. Ancak Rus yurdunun buradaki kuzeydeki tam bir siyasi anarşi içinde çalkalandığını da görüyoruz. Zaten bu karışıklık döneminde Rusların yaşayış, düşünüş ve görüşlerinde Türkler çok etkili olmuşlar. Altın Ordu'da bulunan güçlü merkeziyetçi devlet rejimi de Rus kinezlerine örnek olmuş arkadaşlar. Bu dönemde biz aslında buradaki Kozakları görmeye başlıyoruz arkadaşlar. Burada Kozaklar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu karışım dönemlerinden sonra biz Kozakları görüyoruz. Yani işte Altın Ordu Devleti güçten düşmeye başlayınca bu Kazan'a karşı artık Ruslar da güçlenip biliyorsunuz akınlar düzenlemeye başlıyorlar. 552 yılında daha da güçleniyor biliyorsunuz. Artık burada oradaki hanlıkları ele geçirmeye başlıyorlar. Bunu da anlamaktayız zaten. Sonra Ruslar güçlenir artık bu dönemden sonra. Buradaki Rusların hakimiyet altına aldığı özellikle Türk boyları, Kıpçaklardan gelen Türk boyları Hristiyanlaştırılmaya çalışılır. Eski Türk boyları Tataristan'da, bu Çuvaşistan'da filan Hristiyanlaştırılmaya çalışılır. Çok yoğunluğu da zaten güneye kaçmaya başlar arkadaşlar. Yani 1600'lerden itibaren biz artık bu Nogayların özellikle Kırım Tatarlarının bizim Osmanlı coğrafyalarına doğru kaçtığını, Kafkas coğrafyalarına doğru çekildiklerini biz görüyoruz zaten. Ruslardan da kaçtığını görüyoruz. Yani bu süreç tarih boyunca özellikle 1100'lerden 1600'lere kadar olan süreç yani yoğun bir Doğu Slavlarıyla, Ruslarla bizim Türklerin karışma sürecini biz her alanda görmekteyiz arkadaşlar. Böyle bir durum da vardı. Hocam mükemmel yayınınız demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun.